Selamlar. Başka bir Bitcoin sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Range Sum of BST. Size verilen bir root'u veriliyor arkadaşlar. Bir binary search tree. Binary search tree biliyorsunuz herhalde her bir node kendi değerinden büyük değerler sağ tarafındadır ve küçük değerler sol tarafındadır şeklinde diye sıralanıyor. Ve size iki tane tam sayı veriliyor. Düşük veya yüksek, low ve high şeklinde diye. Bu binary tree içerisindeki, binary search tree içerisindeki bu notlar arasında, inclusive demiş, bu sınırlar arasındaki tüm notların değerlerinin toplamını geriye döndürmemiz istenmiş bize. Örneğin birinci örneğe bakarsak burada şu şekilde bir binary search tree verilmiş ve düşük ve büyük değerleri burada 7 ile 15 verilmiş. 7 ile 15 arasında 7 ve 15 de dahil olmak üzere hangi notlar var burada? 7 var, 10 var ve 15 var değil mi? Bunların toplamı da 32 ettiği için geriye bize 32 döndürmemiz istenmiş. İkinci örneğe bakarsak burada şu şekilde bir binary search tree verilmiş ve düşük ve yüksek değerlerimiz de 6 ile 10 verilmiş değil mi? 6 ile 10 arasında hangi değerler var? Bakıyorum 6, 7, 10 başka var mı? Yok gözüküyor. 6, 7, 10 toplamı 23 şeklinde burada bize listelenmiş. Bir constraints'lere de bakarsak arkadaşlar bu node içerisinde işte en fazla 2000 tane node olduğundan bahsedilmiş. 1 ile 2000 arasında node olduğundan bahsedilmiş. Her bir node'un değeri 1 ile 10 üzeri 5. Küçük ve büyük değerler yine 10 üzeri 5 en fazla olacak şekilde. Ve tüm değerler yani research tree içerisindeki tüm değerler de unique olmasından bahsedilmiş. Tabii bu zaten default olarak binary search tree'nin temel mantığı bu. Her bir değer kendisinden sağ tarafındaki değerden daha küçük, sol tarafındaki değerden daha büyük ve hiçbir şekilde aynı nodlar bu binary search tree'nin içerisinde olmaz. Şimdi arkadaşlar bir Google Chrome'dan bir whiteboard'a geçelim. Burada nasıl bir kontrol yapabiliriz burada? Bir ona bakalım. Şimdi örnek olarak arkadaşlar ben bir tane burada gördüğünüz gibi sorunun içerisinden bir tane örnek aldım. Şöyle biraz daha sola çekeyim bunu. Ve burada yapmam gereken şey aslında ben ilk soruyu gördüğümde burada in order traversal yapmak istemiştim aslında. In order traversal. In order traversal yaparsak ne oluyordu arkadaşlar binary search tree içerisinde? Bizim bu dizinin içerisinde, daha doğrusu binary search tree'nin içerisinde aslında bize sıralı olarak geri döndürüyordu in order traversal. Neden sıralı olarak geri döndürüyor? Çünkü ben her zaman tüm nodlar istinaden öncelikle sol tarafını, sonra kendisini, sonra sağ tarafını alacağım için bunu recursive bir şekilde de yapabilirsiniz. İteratif bir şekilde de yapabilirsiniz in order traversal'ı. Her ikisi de aslında bunun yapılma şekli aslında kanalda diğer videolarda da mevcut. Onları da videonun açıklamalar kısmına koyarım. İlk olarak in order traversal yaptığımda bana nasıl gelecekti? Burada 1, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15 ve 18 şeklinde bir sıralı olarak verecekti burada kısımda. Ben de 7 ile 6 ile 10 arasındaki değerler alarak da aslında şunları bulup dizinin içerisinde bir defa daha iterasyon yaparak aslında şunları bulup direkt olarak burada geriye döndürebilirdim. Fakat arkadaşlar burada hani in order, pre order ya da post order traversal yapmamın da o zaman çok bir anlamı olmuyor. Çünkü verilen küçük veya büyük değerlerine göre ben her şekilde listeyi bir daha bir baştan tarayacağım. Yani in order yapmam, sıralamış olmam veya bu dizinin karmaşıklık olması veya sıralı olmaması gibi değerler benim için buradaki çalışma zamanımı etkilemeyecek. Sadece burada iterasyon kısmında biraz daha belki de şey yapacağım, daha az olacaktır. Ama en kötü ihtimalle yine bütün diziyi tekrar taramam gerekecek burada içerisinde. Bu yüzden arkadaşlar ben burada in order traversal yapmak yerine yani gerekli gereksiz olan bütün nodları şurayı temizleyeyim. Tekrar tekrar bu stack veri yapısı içerisinde atmak yerine aslında bir şekilde DFS ya da BFS kullanarak ben burada sadece ve sadece o değerler arasındaki kısımları bu stack ya da işte queue yapıların içerisine atma benim için aslında yeterli olacak. Bu yüzden yani ben gidip biri mesela 6 ile 10'sa tekrar biri gidip mesela stack'in içerisine atmama gerek yok değil mi? Veya queue'nun içerisine atmama gerek yok. Neden? Çünkü ben bu aralık arasında olmadığını biliyorum birin. Veya yine aynı mantıkla 18'in bunun içerisine atmama gerek yok. Bu yüzden bunları tekrar tekrar bu veri yapıları içerisinde aslında kullanmama gerek yok. Bu yüzden arkadaşlar ben bunlardan bir tanesini seçeceğim. Benim için DFS daha burada biraz daha mantıklı. Örneğin 10 root'undan başlayacağım değil mi? 10 benim nodum eğer bu iki değer arasında mı? Evet arasında. O yüzden gelip örneğin bir liste içerisinde veya bir toplam içerisinde bunları atacağım. Daha sonra arkadaşlar 10 benim 6 ile 10 peki küçük değerimden daha büyük bir değer mi bu 10 değeri? Evet. O yüzden ben daha küçük bir değer için
bulma ümidiyle sol tarafına da gideceğim burada. Yani burada sadece 10'da evet 6 ile 10 arasında 10'dan benim küçük değerimden büyük bir değer bu 10 değeri değil mi? Çünkü 6 ile 10 arasındaki değerleri arıyorum. Örneğin ben 7 bulmam için sol tarafına da gitmem gerekiyor bunun değil mi? 5'e geldim mesela burada içerisinde. Yine peki buradaki küçük değerimden daha büyük bir değer mi? Hayır. O zaman sağına gideceğim burada içerisinde. Dediğim gibi kural bu. Eğer küçükse sol tarafını arayacağım. Büyükse sağ tarafını arayacağım burada içerisinde. Temel mantığımız bu. Yine 10'a geldi mesela. Sağ tarafını arayacak mıyım bunun? Hayır, aramama gerek yok. Çünkü zaten benim sınırım 6 ile 10 arasında. Değil mi içerisinde? Burada tekrar 10'dan daha büyük bir değerler olacağı için bunun sağ tarafında hiçbir şekilde aslında burada onun sağındaki değerleri benim burada DFS kullanırken stack veri yapısına atmama gerek yok. Ve işte temel mantığımız da bu arkadaşlar. Ben burada o andaki nottan değerinden eğer küçük değerimden daha büyük bir değerse o andaki nodum ben git diyeceğim bunun sol tarafını da ara. Eğer tam tersi o andaki nodum yüksek olan değerden yani high olan değerden küçük bir değerse git bunun sağ tarafını da ara. Belki o arada bir şey bulur. Örneğin ben mesela 7 geldim değil mi? Burada içerisinde 7'ye geldim. Ama burada high değerimiz 10. Ben burada sağında mesela bir alıyorum şu anda 9 diye bir not olsaydı git bunun sağını da ara diyecektim. Neden? Çünkü ben hala 6 ile 10 arasında bir eleman bulma ihtimalim var bunun sağ tarafında. Bu yüzden gidip aslında hem küçük değerden büyük hem de büyük değerden küçük kontrolünü yaparak nodlarımı tekrar tekrar bunlar içerisinde aslında iterasyon yapacağım. Diğer temel mantığımız bu arkadaşlar dediğim gibi bu soruda içerisinde. Dediğim gibi in order, pre order, post order, traversal'larla da kullanılır. Birçok farklı şekilde kullanılabilir ama onların içerisinde bu stack ya da queue veri yapısına bütün nodlar atılacağı için içerisinde belki de burada benim için DFS ya da BFS şeklinde bir tarama yapmak ve sadece bu koşula uygun olan nodları bulma ihtimaline göre veri yapısına atmak çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için arkadaşlar Google Chrome'a geçip bir kodlamaya başlayalım orada. Şimdi ben ne demiştim arkadaşlar? DFS kullanacağım. O yüzden burada bir stack veri yapısına ihtiyacım var. Three node şeklinde bütün stack veri yapısını burada yapacağım. Ve içerisinde de aslında bir tane de sum şeklinde bir değişkenim olacak. Ve siteye başlangıç olarak da push deyip bu root nodumu atacağım. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Depth first search mantığında stack count büyüktür sıfır olduğu sürece ben burada iterasyona devam edeceğim. Var current deyip burada o andaki siteğin en üstündeki elemanı alacağım. st.pop diyerek aslında. Ve daha sonra bu siteğin en üstündeki eleman benim gerçekten buradaki düşük ve büyük aralığına yansıyor mu? Ona bakacağım. Eğer current.val büyük eşittir low ve current.val küçük eşittir high ise yani bu aralıkta ise büyük ve küçük olarak verilen aralıkta ise ben burada sum değişkenime o nodun değerini ekleyeceğim. Peki ben daha sonra current.val burada low değerimden büyükse içerisinde ne demek olacaktır bu? Ben hala current.val değeriyle low değeri arasında bir eleman bulma ümidiyle aslında siteye benim bu o andaki elemanımın solundaki kısmı atacağım. Solundaki nodu atacağım ki eğer hala low'dan büyük bir değer bulabilirsem o anda sol tarafında da yine o nodu da kullanmam gerekecek. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. If current.val benim high değerimden küçükse içerisinde aslında burada yine ben burada high değeriyle current.val değeri arasında bir değer bulma umuduyla bu sefer sağ tarafındaki nodu içerisine atacağım. st.push diyerek aslında current.write diyerek burada bu değeri tamasını yapacağım. Ve benim tüm kodum arkadaşlar bu. While döngüsünden çıktıktan sonra da sadece ve sadece low ve high arasındaki nodları aslında stack içerisine tarayıp bunların toplamlarını bana geriye döndürecek. Burada da return sum diyerek aslında da en sonunda bu değişkeni geriye döndüreceğim. Peki bir run edelim kodumuzu burada. Burada şunu unutmuşum arkadaşlar bu arada run edince hata verdi. Ben burada şu kısmı aslında current nodlara geldiğimde bu leaf nodların herhangi bir sağında veya solunda bir değer olmayacağı için veya benim hali hazırda inputlarda da
burada içerisinde şöyle bir düzenleyeyim şurayı. Şunu da şöyle alayım. Hala da null değerinde nodlar olacağı için burada sağ ve solunda olabilitesi varmış çünkü. Ben burada bir null kontrolü ekledim. Peki tekrar bir run edelim burada kodumuzu. Evet, kodun test case'leri başarılı geçti. Artık kodumu submit edebilirim ben de. Arka C Sharp submission'larından %31'inden daha hızlı bir şekilde çalışmış ve 200 milisaniyede çalışmış oldu kodum. Peki burada yazdığımız kodun time ve space kompleksisi nedir? Hemen bir ona bakalım içerisinde. Ben burada şimdi tree node içerisinde n adet node olduğunu düşünürsek ya da binary search tree olduğu için aslında burada her zaman n adet node'u ya da en fazla bütün aralıkta değil mesela node'ları verirsek n adet node'da ben yine burada o n şeklinde bir time kompleksiteye sahip olacağım değil mi? Atıyorum mesela en küçükle en büyük değer arasında bütün nodlar varsa olsun. Ben burada while döngüsü içerisinde aslında bütün nodları teker teker gezeceğim. Peki space kompleksitemiz nedir arkadaşlar? Burada space kompleksite yine ben burada bir stack oluşturdum değil mi? Hali hazırda stack oluşturdum ve en adet node için yine az önceki case'de bütün nodları yine stack içerisine atıp oradan pop ve push işlemini yapacağım için yine bunun içerisinde de aslında o n space kompleksiteyi bu soruda görmüş oluyoruz. Dedim ki arkadaşlar bu kolay bir soru LeetCode içerisinde. Burada traversal'lar da kullanılabilir. In order, pre-order, post-order traversal'lar da kullanılabilir. Fakat burada DFS ya da BFS kullanarak sadece ve sadece o aralıktaki nodlar üzerinde bu veri yapılarını atma ve işlem yapma gibi bir kısım kullanabiliyoruz. Tabii arkadaşlar bu kısmı dediğim kısmı sadece in order, pre-order ya da post-order traversal'larda da kullanabiliriz. Hani onlarda mesela bizim liste içerisinde doldururken mesela sadece gidip bu aralıktaysa eğer listenin içerisine koy gibi şeyler de yapabiliriz. Benim arkadaşlar bu soruyla anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.